C1 vizesi nedir ve C1 vizesi almanın en kolay yolunu açıklarsanız sevinirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii C1 vizelerin çok çeşitli türleri var ama hani genelde bilinen ne olabilir? Yazları olan work and travel programları olabilir. Ya da bu bir yıllık stajyer training anlamında bir yıl boyunca buraya staj görmeye gelen kişilerin kullanacağı C1 vizeleri de olabilir. Şimdi anlama geleceği noktası şu aslında. Amerika'da bir sponsor firma olacak. Bu firma sizin nerede çalışacağınızı buluyor olacak. Ve sizin bu çalışacağınız yerde, daha doğrusu staj yapacağınız yerde ne tür bir programın içinde yer alacağınızın altı çizilmiş olacak, altyapısı. Ve onun üzerine siz C1 vizenizin başvurusunu yapıyorsunuz. Yani şöyle görelim, farz edelim. Siz Türkiye'de turizm ve otelcilik bitirdiniz ya da okuyorsunuz. Hospitality alanında Amerika'da da staj yapmak istiyorsunuz. O zaman Amerika'da bu eğitim durumu ya da tecrübenize göre siz buradaki bir sponsor aracılığıyla buradaki bir otel ya da restoran gibi bir bu hospitality alanında iş yapılacak bir yerde bir sene çalışmış olacaksınız. Bu çok önemli olan sponsor firmanın onaylaması, size DS-2019 formunu göndermesi ve siz bu formla beraber Amerikan konsolosluğuna C1 vizesi başvurusu yapıyorsunuz. Ve Amerikan konsolosluğu size C1 vizesi vermeyi uygun görürse pasaportunuza bu vizeyi basıyor olacak. Dolayısıyla siz de bununla Amerika'ya gelip bu iş yerinde çalışmaya, stajınızı görmeye başlamış olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.